Evet efendim, Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Murat Özer ile devam ediyoruz. Buyursunlar. Burkan dedi, reklam öncesi Çağrı'dan bahsediyordum. Çağrı gerçekten bu gece olgunluğun dersini verdi. Neden dersini verdi? İnanılmaz bir konuşma yaptı arkadaşlarının barışması adına. Fakat bir türlü başaramadı. Yani ikisi de yanaşmadılar bu barışma olayına yanaşmadılar. Ne Dora geri vites yaptı, ne İsmail geri vites yaptı. Tabii. Hatta geri vitesi bırak, vitesi daha da arttırdılar. Bu yüzden de Çağrı'yı ben tebrik ediyorum. Ha, Çağrı'yı eleştirdiğimiz yerler tabii ki oldu. Hataları da oldu ama bu gece hak etti. Sezar'ın hakkını Sezar vereceğiz. Çağrı inanılmaz güzel konuştu. Çağrı'yı tebrik ediyorum. Bu arada Öykü'nün de bir lafı var. O lafa da çok kafayı taktım ben. Öykü dedi ki, biz kötü bir takımız. Bütün arkadaşlarının gözlerinin içine baka baka, yani mesela hani bu röportajda söylenebilir veya bir kişiyi yanına alırsın, dedikodu babında konuşulabilir. Ama herkesin gözünün içine baka baka biz kötü takımız demek her baba yiğidin harcı değil. Şimdi bak şöyle, Öykü'ye bazı noktalarda katıldığımı söylemek istiyorum. Neden dersen abi, ben de bu lafın üstüne aldım elime kağıdı, şu iki takıma şöyle detaylıca bir bakayım dedim. Şimdi gönüllerin erkeklerine bakıyorum. Bak Poyraz, Steven, yetmiyor arkadan Berkay. Bugün geldi, Batuhan'ı yendi biliyorsun. Çok iyi bir yarışmacı. Bak Berkay çok iyi bir yarışmacı, sadece gölgede kalıyor biraz, onu konuşuyoruz. Üç isim verdim mi? Üçü de final oyuncusu. Dördüncüyü vereyim. Üzerinde oynuyor üçü. Efendim? %60'ın üzerinde oynuyor. Evet. Dördüncüyü veriyorum abi, Reşat. Reşat'ın %60'ın altında olduğuna bakmayın. Şu anda bomba gibi geliyor. Sakatlığı bitti falan. Yani 55. Bu dört oyuncu direkt kafaya oynayıp karşı taraftaki herkesi yenebilecek dört oyuncu. Orada bir tek Dora var. Kadınlara geliyorum. Ayşe, Aleyna, Aleyna Çalışkan. Üç tane bomba isim var abi. Aleyna Çalışkan'a da bomba demeyelim. Yo, Aleyna Çalışkan da ben sana şöyle söyleyeyim. İlayda'yı da, Öykü'yü de, Gonca'yı da yer yer Melis'i bile yeniyor. Zayıf. Yani, boş bir yarışmacı değil. Boş bir yarışmacı zayıf değil yani. Hızlı bir kadın. Şimdi diğer tarafa geleyim ben sana. İsmail bütün finalleri kazanıyor. Batuhan'da kaybedişler görüyoruz. Sergen bugün 2'de 0 yaptı. Doğan'la Çağrı zaten Merve sürpriz. Merve iyi. Merve iyi. Bu tarafta Merve, Melis diyorsun altına. Gonca'yı, Öykü'yü, İlayda'yı söylüyorsun. Sürpriz. Çok sürpriz ama var ya. Tamam yani. Da Furkan dedi, şimdi şimdi şu güzel bir şey değil. Yani tamam, böyle bir şey düşünebilirsin ama yani şimdi yüzlerine karşı da biz kötü takımız demek. Ne var bunda Murat abi? Abi yani motivasyon bozucu bir şey. Yani nasıl sen kötü takımız? Sen kötü takımız dersen eğer, şimdi geçen de başka birisi de böyle bir laf etti. Hatta ben dedim ki, kardeşim dedim, sen bunlarla savaşacaksın. Sana adaya başka insanlar gelmeyecek. Şimdi orada Öykü'nün savaşacağı insanlar onlar. Bu saatten sonra Öykü'ye başka bir adadan, uzaydan, bir yerden filan başka bir takım arkadaşı gelmeyecek. Sen onlarla savaşacaksın ve onlarla karşı takımı yeneceksin. Başka da çare yok. Onun için onları her zaman hoş tutacaksın. Öz eleştiri yapıyor. Abi böyle öz eleştiri olmaz. Biz kötü takımız. Evet. Bizim, bize iyi takım diyene gülerler. Bize iyi takım diyene gülerler. Ama Murat abi şimdi böyle bir öz eleştiri bak, olmaz. Bak şimdi burada olmaz iki takım abi var. İki zaten takımdan bir karma, tek bir karma takım yapsanız çoğunluk olarak hangi takımını alırsınız? Ya, mavi takımdan. Abicim o ayrı konu. Bak takım arkadaşları da bozuldu. Orada bir iki kişi kim? Çağrı da galiba bir şey söyledi. Merve bozuldu. Merve bozuldu. Çağrı da biraz bozuldu. Çağrı bakma, Çağrı bozuluyor da Çağrı çok böyle yükselmiyor. Yalnız Merve ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Oradaki çıkışlarında da yani Merve'nin bazen çok sert çıkışları var abi. O da benim dikkatimi çekiyor. Ben olsam ben de. Merve ona çok takılıyor. Bir geçen hafta İlayda'ya da aynı tepkiyi verdi. Kötüyüz demeyin. Mesela İlayda dedi ki geçen hafta, biz takım oyunlarında yani dörtlü beşli oynadığımız o grup oyunlarında başarılı değiliz. Merve dedi ki hayır öyle söyleme. Bugün yapacağız. İlayda diyor ki yapamadık ama bugün yapacağız. Şimdi takım sporculuğu, profesyonel olarak takım sporculuğu yapmış birisi durup durup birilerini takıma kötüyüz, yapamıyoruz, yapamıyoruz, yapamıyoruz demesini hazmedemez. Yaparız denmesi tercih edilir. Bence de doğrusu budur. Yani biz yapamadık ama bu yapamayacağız anlamına gelmez. Ama Öykü'ye gelecek olursam, Öykü daha gerçekçi bakıyor hayata, doğruları söylüyor. Kötü takım derken başarısız bir takımız, mavi takıma göre, gönüllü takımına göre biz başarısızız demeli. Ama bu kadar gerçekçi olan Öykü yeri geldiğinde bir kadın yarışmacının gitmesi lazım. Yani sonuçta Merve dışarıda kalıyor derken zannediyorum İlayda ile beraber ikisini %35 ile oynadığını tahmin etmiyor. Çünkü
Gonca'yı göndermek istiyorlar. Gonca %55 ile oynuyor. Öykü ve İlayda %35 ile oynuyor. Ve biz kötü takımız derken aslında bu işin ucunun Öykü'ye dokunması gerekirken Öykü o kadar güveniyor ki kendine. Çok emin Öykü. Kötü ama benimle alakası yok. Kötü. Olayım benimle zerre kadar. Yani bu tavır olmuyor. Gerçekçi olabilirsin. Arkadaşlar kötüyüz. Hatta ben belki de takımın en kötüsü bile olabilirim. Ha, biz çözeceğiz artık bilmiyorum ama ya gerçekçiysen bu kadar gerçekçi olabilirsin. Peki şöyle yapalım, biraz da gönüllere geçelim isterseniz. Çünkü Ayşe ile Aleyna'nın arası mı açılıyor acaba? İlk hafta söyledim. Allah Allah. İlk hafta söyledim. Çok eşitler, çok aynı karakterler, çok hırslılar, çok iyi yarışmacılar. Sürekli mesela dün Ayşe'ye dikkat ettiniz mi? Birkaç kere ben Semih'i dürttüm böyle izlerken. Ben yavaşladığımı düşünmüyorum dedi Ayşe. Aleyna çıksın dediler. Ayşe bozuldu. Birkaç kere böyle bir şeyler oldu. Aleyna aralarda atılmak istendiği zaman öne, Ayşe rahatsız oluyor. O yüzden bu rekabet arkadaşlıklarını bozdu. Bugünkü maçta da şöyle bir şey oldu. Artı SMS birincilikleri de var orada. Evet, bugünkü maçta da dedik ya, ya mesela bu söylenmez. Ben burada Ayşe'nin söylememesi taraftarıyım. Dedi ki ya Aleyna sen daha, Aleyna arkadaşlar daha iyi oynamıyor muydu Aleyna? Ne oldu sana falan dedi Aleyna'ya. Yani bir oyna, bir şeyler söyledi. Hani kötü oynuyorsun bugün dedi. Ama onaylayan da çıkmadı. Aleyna güldü falan. Hani ikiniz takımsınız. Acun Bey ve İlayda'ya rakipsiniz. Gerek var mı böyle bir şeye? Sen kötü oynuyorsun. Hadi Aleyna yapalım edelim. Bir oyun kuralım falan demek lazım. Rekabet aralarını bozacaktı. Bence de vakit geldi. Çünkü artık ikisi de kendi yollarına ve şampiyonluklarına bakmak istiyorlar. Haklı olarak. Sayın Furkan'cığım, çok merak ettiğim bir konu var. Buyursunlar. Sen geçen gün bana sordun, Noel ile Ayşe arkadaşı devam eder mi falan filan. Ben dedim ki bozulacaktır. Hatırlıyorsun. Hayır. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorsan izleyici hatırlıyordur muhtemelen. Evet. Şimdi ben yıllardır böyle çıkarımlarda bulunuyorum. Bazı arkadaşlıklar görüyorum. Bu arkadaşlık çok uzun gitmeyecek diyorum. Çünkü birbirleri ne yaptıkları, tavırları falan ben yakalıyorum. Tamam mı? Şimdi o arkadaşlığı savunan bazı anonim hesaplar var. Anonim hesap dedim ya az önce. Anonim. Kim olduğu belli değil. Yazmış. Maviş Furkan. Mesela. Ama kim? Tweet'e atan kim? Belli değil. Her şeyi yazabiliyor. Hakaret, küfür falan filan. Şimdi ben yıllarca böyle çıkarımlar yapıyorum burada. Yapınca da hep bana şöyle yorumlar geliyordu. Bazı anonim hesaplardan. Sen onların arkadaşlığını bozmak istiyorsun. Şöylesin, böylesin, bana türlü ithamlar. Halbuki ben burada söylediğim zaman onların arkadaşlıklarına bir etki etmiyor. Onlar yani devam ediyor yarışmalarına. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman, bu sefer çok bakmadım da böyle bir şey gelmedi çünkü. Ama yıllardır geldiği için ben merak ediyorum şu an. O, şimdi biz söyledik bunu, nitekim aralarının açıldığını görüyoruz. Gördük. O anonim hesaplarla hakaret eden kişilerin suratları şimdi nasıl, ben onu merak ediyorum. Hiçbir şey olmayacak yine onlar. İnsan bir yarışmacıyı sevdiği zaman ne olursa olsun yorumcu suçludur. Yarışmacı kötü söz söyler, yorumcu kötü söz söylediğince... Şimdi ne oluyor biliyor musun? Onların sen arası söylemedin mi? Ben söyledim, ben zaten şampiyon olmadım. Sema... Ben zaten mükemmel bir Survivor değilim. Burada mükemmel bir Survivor ve şampiyon olduğum için değilim. Bu da değil, sen de değilsin, o da değil. Hani onların söylediği şeyi, bunu söyledi demek bile kötü. Geçen sene Nisa Cemalcan arkasından böyle söylememeliydi. Hani yakın dostlar dedik. Siz Cem'i mi kıskanıyorsunuz oldu. Şimdi, ama söyledi. Onların arası açıldı ya. Biz bizim açtık. Biz onların... Murat abicim nasıl değerlendiriyorsun Ayşe ile Aleyna'nın arasının açılması? Onların arasının ben açıldığına inanmıyorum. Aa. İnanmıyorum çünkü Survivor'da... Hepsi montaj. Yoksa senin de bir anonim hesabın bir var mı? Survivor'da ben şunu anladım abi. 4 senedir bu masadayım. Survivor'da gaza gelip de onun arası filan bozuldu dersin. 2 saat anlatırsın. 3 dakika sonra bir bakarsın. Onlar bir yerde oturmuşlar, muhabbet ediyorlar. Survivor öyle abi. Yani öyle şununla şunun arası açıldı. Ölene kadar adada kavgalı kalacaklar. Yani siz gördünüz mü şöyle bir şey? Yok canım. Bir şey söyleyeceğim size. Bir örnek vereceğim size. Öykü. Balaban'la Batuhan'a neler dedi? Hatırlıyor musunuz neler dediğini? Hı hı. Etmediği laf, etmediği şey kalmadı ikisine birden. Şimdi ben geçen gün baktım. Öykü Batuhan'la
böyle bir yerde... Ama onlar hiçbir zaman kanki olmadılar. İlay, yani onu... Aleyna ve şey Ayşe kanka. Ya kanki o da iki gün sonra bak göreceksin yine düzelecek. Yani öyle bir şey yok. Bir kader birliği yaptılar ama. Ya yine düzelecek. Buradaki şey sıkıntı yapma. Şu Aleyna şundan bahsetti. Hem bugün hem tanıtımlarda da biraz anladık. Ayşe puan sayıyor dedi. Benim çıktığım maçlarla kendi maçlarını kıyaslıyor dedi. Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı dedi. Bir de bana bu sebepten dolayı surat asıyor dedi Ayşe. Artı şunu da eklemiyor ama Aleyna. Ayşe 3 haftadır SMS birincisi oluyor. Bunu da eklemiyor, bunu da eklemesi. Ayşe'nin kıskanılacak bir başarısı var, bu gizlenemez. Takımın en iyi kadın yarışmacısı ve diğer kadın yarışmacılar bir şekilde... Ya kadınlık içgüdüsüdür, belki insanlık içgüdüsüdür, bilemeyeceğim ama Aleyna da SMS birincisi olmak ister abi. Aleyna kaçırılır ama Survivor'a, bu Ayşe'nin bu Survivor'a Ayşe Aleyna için, Aleyna da Ayşe için gelmedi ki abi. Yani öyle bir durum ama yok ortada. Orada araları bozulursa bana göre zararlı çıkan taraf Aleyna olur. Ayşe güçlü şu. Ayşe güçlü abi. Ne anlamda? Peki Ayşe doğru. Ne anlamda? 3 hafta üstünün yerine durulması gerekiyor. 3 haftadır üst üste SMS'le birinci oldu. Anlamı var mı? Onunla ilgili. Ayşe ne zaman daha bir kere SMS birincisi oldu mu? SMS'i kötü. Hayır oldu mu SMS birincisi? Ya bir olmasa yani sen bir... Ya kardeşim. 4 oluyor. Ya 4 oluyor 5 oluyor. Oluyor. Ayşe 3 haftadır üst üste. O da güçlü, o da direkt birleşmeye katılacak şimdi 2 hafta. Tamam o ayrı ama şimdi o ayrı bir konu. Tabii ki orada SMS şu anda yani... SMS birincisi olmak Şampiyonlar Ligi gibi bir şey. Diğeri UEFA Kupası. Şampiyonlar Ligi SMS birincisi olursan Şampiyonlar Ligi'nde gibi bir havan oluyor öyle değil mi abi? Evet. Şimdi burada şimdi nedir o? Şimdi baktığın zaman şu anda oradaki en büyük hava şu andaki ne mesela Batuhan 3 haftadır üstte. Ondan önce Poyraz'da ondan önce Poyraz'da o hava vardı, Apolet havası. Bundan önceki yıllarda Barış'ta vardı değil mi? Böyle hani üst üste şey almak. Öyle bu, o bir apolet. O da bir halkın önünde daha göz önünde oluyorsun. Daha bir havalı oluyorsun. SMS birincisi. SMS birincisi. Öyle değil mi abi? Olur yani.